da neye yarar? Asırlardır yakar mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Keçilerde kaçacak doğal olarak. Aşk inadına aşk. Dirensen de boş, sürünsen de boş. Aşk inadına aşk. Her şeye rağmen, herkese rağmen, inadına hadi bakalım, doğum günümü kutlayalım. Pasta nerede? Bence... Otur, geliyor. Nasıl geliyor da, pasta yürüyor mu? Bugün kandırmaca yok. Oyun yok. Yalan yok. Yalan. O da yok. Alın nümerinizi, ben siz çevirin dedi, gitti adam. Bu da size kapak olsun lan. Anne. Sen niye geldin ki? Ağabeyin istedi. Başka türlü senin düğününe gelmeme izin vermeyecekti. Yeşim sen ne yaptın? Annemi buldum. Deniz. Sen uzak dur. Deniz.
bir kere dinle. Dinleyeyim. Bir kere dinleyeyim. Defne, ben seni hep dinledim. Sordum, dinledim. Ama sen ne yaptın? Bana yalan söyledin. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Tamam, söyledim. Ama niye... Defne, sakın. Sakın o cümleyi tamamlama. Bir kere saygı göster. Bir kere... Bir kere yırtmaya çalışma. Bir kere gerçeği söyle ya da sus. Seni kaybetseydim ölürdüm. Gerçeği söyle dedim. Gerçek bu. Seni kaybedeceğim diye ödüm patladı. Ben de yalan söyledim. Çünkü sen bana annemi bulursan beni kaybedersin dedin. Allah kahretsin, anneni çoktan bulmuştum. Ama söyleyemezdim. Sana o kadar aşığım ki... Seni kaybetseydim ölürdüm. Şimdi anladın mı? Ha, aşık olmak sana bu hakkı veriyor yani. Benim yerime karar verebiliyorsun. Annemi bulabiliyorsun. Sonra da bulmadım diye yalan söyleyebiliyorsun. Oh ne güzel dünya. Niye? Çünkü aşıksın. Çünkü beni kaybedersen ölürsün. Yemişim lan ben böyle aşkı. Senin aşktan anladığın buysa ben o aşkın tam Allah aşkı... Allah Allah! Senin aşktan anladığın neymiş Yalın Aras? Benim aşktan anladığım ne biliyor musun Defne Barutçu? Birine seni öldürme gücü vermek. Ama öldürmeyeceğine inanmak. Ben sana beni öldürme gücü verdim. Öldürmeyeceğine inandım. Sana en zayıf yanımı gösterdim. Çocukluğumu anlattım. Taşlarımı dağıtmana izin verdim. Peki sen ne yaptın? Ölebilecek kadar aşık Defne ne yaptı? Bana öldürme gücü bile vermedi. Gücü elinde tuttu. Bana yalan söyledi. Yalan söyledi. Sana inanan adama yalan söyledin. Bana o kadar aşıkmış ki beni kaybederse ölürmüş. Sen ölmemek için beni sırtından vurdun. Çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Sorarken o günlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim.
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Üzülme ne olur. O çocukken de böyleydi. Kızıp gider sonra... Bana onu tanıyormuş gibi davranma. Bak. Gitmediğim için bana kızgınsın biliyorum. Ama tam giderken Yalın geldi ve ben... Bir dakika. Anne sen gidiyor muydun? Niye ya? Çünkü ben gitmesini söyledim Yeşim. Sen söyledin. Pardon ama sen benim anneme nasıl git dersin Defne? Ya bırak Allah aşkına Yeşim. Zaten düğünden sonra gidecekti. Nereden biliyorsun? Ha? Nereden biliyorsun? Belki her şey düzelecekti. Belki abim annemi affedecekti. Hani nereden biliyorsun? Tabii ya. Tabii. Ne demezsin? Bakın ben... gerçekten böyle olmasını istemedim. Sen bir sus ya. Sen bir sus. Deniz! Sen benim anneme sus diyemezsin. Defne sana da inanmıyorum. Sen zaten bana inanmayışım. Sen sizi bırakıp giden annene inan. Yeter daha yeter. Susun artık. Lan. Lan bir madam için adam sattınız lan. Siz de aranızda neyi tartışmasını yapıyorsunuz? Oo, madam gitti adam. Çınar haklı. Sen bir sus madam. Vallahi sen olmasan Pulli yengenin aklına geleceğimiz yok. Aa! Aşk olsun Toprak. Sen benim aklımdan hiç çıkmıyorsun ki. Hatun aniden öyle şeyler söylemedi. Ha, bünye alışkın değil biliyor musun? O bünye alışsın bence Toprak. Daha kim bilir neler duyacak neler. Toprak abi bir konuşalım mı? Hayırdır abi be? Habibe, ne oldu? Toprak abim, Pembe babaanne, Poli yenge. Bana artık müsaade. Ay. Ay! Hasretle beklenen hareket. Aa, müsaade senin abi be. Valizin nerede? Beraber hazırlayayım. Hadi.
Hatun. Dur da. Abi be sen müsaade ederken. Müsaade işte Toprak abi. Ben artık köy medanıyım. Hoy. Hayır dedim abi be. Tek başına köyde falan yaşayamazsın. Niye yaşayamazsın ayol? Kazık kadar kız. Leyla bir dur da. Bacıma giderim Toprak abi. Ya bacı Zip Zip Osman'ın gelinidir. Kaynanası kimdir? Zarife'dir. Olmaz. Zarife ezer seni. Yo. Zarife abla iyidir ayol. Asıl Habibe onu ezer. Hatun bir dur dur. Anama giderim. Yani neneme. Ha, iyi dedin. Senin anan yoktur. Nenendir. Ha. O da bunak nebibe. Aklı tayyare dur. Olmaz belki seni unutmuştur. Ay iyi ya işte ayol. Unuttuysa abi bey evine alır. Hatun bir dur da bir dur da. Hayır dedim abi be. Köye falan dönmek yok. Bu konu kapandı. Ay iyi dedin. Ağzına sağlık. Ay! Terbe. Ama çok güzel dedim ha. Otur kız otur bir yerde sen de hadi. Ha geçir bakayım şunu şuna. Gel iyi mi? Al bakalım şuna geç. Ay! Kız kaldı başıma ayol. Oy ben nerelere gidem? Haydi. Ay Toprak dur. Baklava ayol. Sanki zehir getirdi çocuk. Ne delleniyorsun? Sen dur. Ben zehir edeceğim ona baklavayı. Çekil. Çekilmem. Leyla çekil. Çekilmem. Lan çekil. Çekilmem. Evet. Ay. Ay. Aa. Resmen kaldırdı. Kenara koydu beni adam. Ah. Hadi. Toprak. Nereden çıktı ki bu? Ne kadar da gizemli bir baklava. Lan! Adem! Neredesin lan? Çık ortaya! Çık Adem kaç! Delikanlı adam kaçmaz pullu yenge. Aa Toprak abi nasılsın? Lan dur. Ben sana kaybol demedim mi lan? Yo ortaya çık dedin. Lan! Adem! Geç arkama bebişim. Toprak saldırma sana çocuğa. O da benim kapıma horoz bırakmasın. Baklava getirmesin. Öne çiçek hiç bırakmasın. Ya Adem! Sen de adamın kapısına horoz bırakmasan ayol. Baklava çiçek de getirme bebişim. Leyla! Kadın kadar refe bebişim deyip durma. Harbiden ha. Ayıp oluyor pulu yenge. Bebeşim ne dur ya? Lan sen beni delirtecek misin oğlum? Allah. Delirme Toprak abi. Hiç tavsiye etmem. Kendimden biliyorum. Hiç hiç iyi bir şey değil yani. Ya. Sen lan buraya. Sen lan buraya. Oğlum ben bırak. Lena bırak. Daha aç. Lena bırak. Daha aç Toprak. Lena sen kimden yanasın? Oy,
Barutçularda şiddet kol geziyor. Abi 50 kere anlattım ya. 50 kere anlattım. Ama kafa kafa değil ki. Kamyon lastiği anca devrilirim. Lan sen adamı satarken iyi de edeceğim tabii lan devrilirim. Vicdansız. Hala satmak diyor ya. Hala satmak diyor ya. Ay! Defne! Ne oluyor oğlum? Ne olacak? Yalın bunun çevirdiği haltları öğrenmiş. Yalın anasını getirdi dağ evine. Ondan sonra da yalanını çarptı yüzüne gitti. Of Defne of! Kahrolmuştur olan be. Kahrolmuştur? Adam paramparça oldu. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Bulayım mı onu? Girebilir miyim? Aa, sormayı öğrenmişsin. Allah'a şükür işte iyiyiz biz de, hayat ailesi. Evlenince nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Tekirdağ'da. Sen hala bunları mı seyrediyorsun? Hani Hatice ile Ercan vardı ya. Ay onlar evlendi biliyor musun? Evet. Çocuklarıyla falan programa katıldılar. Düşün. Hatice o çizgili saçlı olan mıydı? Röfle o ya. Çizgili saç ne? Evet evet. Gerçekten mi? Neden geldiğini anlatacak mısın? Yoksa daha fazla goy goy mu yapmalıyım bilemedim. Sırtından vurmuşmuşum. Lan ben senin ruhunu kurtarıyordum, ruhunu. Tamam Rıfkı, o kadar değil ama niyet buydu yani. Kusura bakma abim. Çınar'ın çevirdiğin dolapları anlatması biraz zaman aldı tabii. Defne. Hayırdır canım sen? Aşk olsun Defne bacım. Böyle bir günde seni hiç yalnız bırakmam. Ay Adem. Beni tek sen anlıyorsun biliyorsun değil mi?
Erkeksiniz, teker teker gelin yalnız ha. Benim de etimle budum ne canım? Acıyın biraz. Bulmuşsunuz fındık kadar kızı. Oo, vurun havalıya. Vallahi baştan söyleyeyim, ona göre davranın. Bu böyle iki abi bir kız kardeş hadisesi delikanlılığa sığmaz ha. Bugünkü numaran da bu mu abi? Muhatabın delikanlılık numara mı? Bu aralar kalbiniz beni görmüyor ki. Kimsenin görmüyor. Gel. Ben yanını sırtından vurmak istemedim. O öyle diyor. Ama ben onu sırtından vurmadım. Ben ona sırt vermek istedim. Tamam abi, tamam. Ama bunu yalın anlatman lazım. Kolay olmayacak. Ama sen yaparsın. Nasıl? Telefonu bile kapalı. Kim bilir nereye gitti? Ya sen ağlama Defne bacım. Gerekirse iblise derim. Koyar o kalası da bir çola getirir. Gerçi şimdi onun yanlı da yani çuvala. Gerçi anasının da maşallahı vardı. Göre başka işte ne yapacaksın? Jenerik o. Jenerikler de seyredilmeli. Yalan. Efendim Aslı? Bunca zaman sonra neden evimin yerinde oturuyorsun? Sence? İnanmıyorum. İnan. Sen aşık oldun. Oldum. İsmi ne? Defne. Sen o yüzden geldin. Sana söz vermiştim. Bırak şimdi sözümüzü. Şimdi bu Defne seni kendine aşık etti. Bir de üstüne ihanet etti, öyle mi? Of. Bedduam tuttu yani. Tuttu vallahi. Ya kıyamam ya. Ama o zaman ben sana çok kızgındım. Ne yapayım? Haklıydın. Yani kimmiş aldattı adam? Nasıl olmuş? Adam mı? Ne adamı? Seni aldatmadım. Ya Aslı, aldatma yok. Öyle değil. Bir magazine bağlama hemen kızım ya. İyi de sen kendin diyorsun. Ya sözümü tuttum diyorsun. İhanete uğrayınca gelmeyecek miydin oğlum sen bana? Tamam, uğradık geldik işte. İyi de adam değil, aldatma değil. Nasıl ihanet, bu anlamadım ben.
Annem buldu. Anneni. Biraz ağır olmuş. Çınar'la kahvaltıya gideceğim. Annemle yarın buluşacağız. Bir de abim vardı Yeşim, hatırladın mı? Hani dün size çok kızdı. Hani ortalarda yok. Ay Deniz ya, abimi biliyorsun. Öyle üzülünce uzaklaşmıştır. Gitmiştir bir yerlere yani. Belki bizden sonra dağ evine geri dönmüştür. Olabilir. Ayrıca kızgınlığına da gelince Defne kızdırdı onu. Defne düşünsün. Gerçi hepimizi kızdırdı ama. Yeşim. Yalın'ı annenin geri gelmesi kızdırdı. Ve kardeşiyle sevgilisinin arkasından iş çevirmesi. Tamam. Kızgınlığı geçer. Yani bir şekilde hallederler sorunlarını. Biz nasıl hallettiysek. Ha sen bir şekilde hallettin yani. Annene niye gittiğini sordun mesela. Of ya! Niye herkes benim üstüme geliyor? Benim annem geri döndü. Ve her şey geride kaldı. Ya niye biz eski defterleri açıyoruz ki yani? Mesela senin annen şimdi kalksa gelse... Benim annem bizi terk etmedi yalnız. O sadece öldü. Efendim dedem. Saklamaya çalışma. Ben iyiyim. Az kaldı değil mi? Babanla annen. Sen iyisin de ben iyi değilim dedem. Sonra konuşsak. Dağıldım dağılacağım. Tamam. Sen çık bir hava al. Deniz. Efendim dede. Yalın nerede? Bilmem. O çoktan dağıldı bile. Orada yatıp Defne'ye mi kahroluyordun? Aslı bir git. Uf, çok sıkıcısın ya. Hadi kalk. Kahvaltı yapacağız. Ben yapmayacağım, sen yap. Aa, ama öyle olmaz. İhanet acısı böyle atlatılmaz. Ben sana böyle mi yapmıştım sen beni aldattığın zaman? Hayda. Acısını mı çıkaracaksın? Tamam hadi konuş. Ne istiyorsan söyle, saydır. Yok yok. Yani düşene bir tekme de ben atmam. Hem zaten Defne sağ olsun çıkarmış benim yerime hepsini. O olsun. Aslı. Ben de atlatacağım mı sence? Senin atlattığın gibi.
Bilmem. Ben çok öfkeliydim o zaman. Öfkem aşkımdan daha büyüktü galiba. Yani o yüzden atlattım. Sende durum ne? Ben ona öfkelenemiyorum bile be Aslı. Şimdi gelse... Sımsıkı sarılırsın sanki. Sağ ol Aslı. Vur yüzüme vur. Vur. Vurur yüze ifadesi. Çok aşıksın bir tanesi. Vah vah. Niye buraya geldiğimi bir hatırlatsana bana Aslı. Çünkü söz verdin. Peki niye hala buradayım? Çünkü Defne'nin seni bulmasını istemiyorsun. Bu anne ve Defne mevzularının açılmaması için köşke de gitmiyorsun. Yani tıpış tıpış bana geleceksin. Allah benim belamı versin. Vermiş zaten. Vermiş. Neyse, onu bunu geç de sen yarın ne yapacağını düşün asıl. Yani yarın mecbur Defne'yi göreceksin şirkette. Atayım atayım. Ben onu işten atayım. Çüş. Atayım. Yani özel bir mesele yüzünden böyle bir şey yapmazsın herhalde. Of. Ben Defne'den nasıl uzak duracağım Aslı ya? Of. Ben kahvaltı hazırlıyorum o zaman. Gelirsin şey yaparsın. Adem. Adem. Canım. Adem. Ben sana belirme demiyorum. Sen hobi olarak yine belir ama yeter daha. Defne bacım, nasılsın? Çok ağladın mı akşam? Ağladım valla. Oy, kıyamam ya. Ama ben sana ne dedim? Çok ağlama dedim. Gerekirse Kalas enişteyi iblise söyleriz. Koyar bir çuvala getirir dedim. Demedim mi? Dedim. İşte ben de seni tam olarak bunun için arıyordum. Sen benim kalasını çuvala koy getir. Ben sana parası neyse veririm. Tamam mı? Yok, ben senin paranın varını almam bacım. Adem, vallahi parasını yapacaksan yap ha. İş başka, dostluk başka lütfen. Yok vallahi almam ya. Ne alırsın? Almam canım, ne alacağım? Ya almam canım. Ya Adem, almam senin paranı alacağım ya. Alırsın. Almam diyorum ya. Alırsın. Ya almayacağım. Alacağım dedim, sen alacağım. Bitti, kestik. Tamam ya. Hallederiz. Alırım alırım. Ya. Hallederiz. Tamam. Ben senden haber bekliyorum tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun? Aldım. Bana bak çık. İblis. Ula çıksa. Nasıl yapıyorsun? Böyle bakıyorum. Elma dersem çık, armut dersem çık. Elma. Gece hiç uyumadın. Git yat. Yanına düşünmekten uyuyamam ki. Ya benim onunla konuşup derdimi anlatmam lazım. Öbür türlü uyuyamam. Defneciğim, adam kolay bir şey yaşamadı.
Bırak azıcık kafasını dinlesin ha. Bırakmıyorum efendim. O kafa dinlenecekse de benim yanında dinlenecek, tamam mı? Hem o bana ne demişti? Ben ondan ayrıldığımda biz ayrılmadık demişti. Sen bir numaralar çevireceksen yine çevir ama benim yanımda çevir demişti. Şimdi o kafa niye benden uzakta dinleniyormuş canım? Defineciğim, aynı şey değil ki. Boğmasan adamı. Ezgi Aksoy'a bak sen. Bu Damla konusunda Deniz'in boğazına çöken kız değil mi bu? Ya var ya, Damla dışında bir tek sen kaldıydın yüzüme vurmaya. O da oldu, tam oldu yani. Cidden hala yüzüne vurmadı değil mi? Yok vallahi, hiç. Çok enteresan. Damla gibi bir kızın içinden melek çıktı ya. Eyvallah. Yani Damla'yı böyle görünce insan senin bile dolaplar çevirmekten vazgeçebileceğine inanıyor. Ay! Sanki ben keyfimden çevirdim ha o dolapları. Ya Yalın beni dinlemesi lazım. Benim ona anlatmam lazım. Onun tek kaşını böyle yapması lazım. Ya bizim inatlaşmamız lazım. Birbirimize laf sokmamız lazım. Bizim aşkımızın dinamiği bu. Anlıyor musun Ezgi? Bu yani. Ayrı kalamayız. Biz asla birbirimizi tam terk etmeyiz. Az terk ederiz. Geldi. Vallahi geldi. Kesin geldi. Ay. Yine mi başkasını bekliyordun? Ne bekleyeceğim ya ben o kalası? Ben bu diyaloğu bir yerden hatırlıyorum sanki ya. Evet, evet. Şirkete geldiğin ilk zamanlar mıydı neydi? Ben böyle her kapıyı çaldığımda ben yanın değilim diye bozuluyordum. Ha canım, başa döndük oldu mu? Tabii sen o zamandan beri çok işler karıştırdın, o ayrı. Ya Deniz yapma, sen de mi? Öyle tabii. Bak bir şey diyeceğim. Bence sen boşuna bekleme. Hı. Yani Yalın'a yaptıklarını düşünürse bu saatten sonra hayatta gelmez. Ezgi, Brutus geldi. Belki Yeşim biliyordur yerini. Rahatlık nedir ha? Abin bir yerlerdedir, gitmiş gelir ne demek? Ay gelir işte Çınar, Defne'ye kızdı gitti, gelir. Abin bir tek Defne'ye kızmadı, abin sana da kızdı. Hayır canım, abim bir tek Defne'ye kızdı. Al işte, Defne'yi al, telefonu meşgule at. Meşgule mi attım bu? Ne var Çınar ya? Defne yan telefonu meşgul et ne demek ne Duda? Sen benim kardeşime iti ançoma hazırla mı demek istiyorsun? Hayır canım. Atasözünü günümüze uyarlıyorum ben. Atalarımızın cep telefonu olsa bence böyle derlerdi ha. Ayrıca ben Defne'ye kötü şeyler söylemiyorum. Çünkü kendisini her ne kadar küs olsam da hala çok seviyorum yani. Ya siz şimdi Fındık'la gerçekten küstünüz mü? O benimle küsmedi. Ben onunla küstüm. Yani küssünüz. Ben ona küstüm. Ay anlamıyor musun? Anladım Yeşim. Küssünüz, küsmüşsünüz işte. Ay Çınar, ben ona küstüm. Ben küstüm. Tabii gerizekalı mıyım? Anladım işte, küsmüşsünüz. Ha sen küsmüşsün, ne o küsmüş? Çınar, senin çok ciddi öfkeni kontrol etme sorunun var Çakır gözlüm. Annem Aikido'ya gitsin diyor. Böyle öfkeni kontrol altına almayı öğreniyormuşsun. Senin o anan var ya, senin o anan erkek olacaktı. Ben ona bir meşado yapardım. Senin var ya aklın hayalin dururdu. Meşado mu? Ne? Meşado ne be? Meşado ne biliyor musun? Islak meşe odunuyla karakter verme sanatı. Böyle benle bindiriyorsun. Benle. Hayatım kalk yerine yat. Ne? Yok ben sana demedim. İçindeki öküze dedim. Kalksın ahırına yatsın yoksa biz kavga edeceğiz değil mi? Hayır sen benim annem hakkında nasıl böyle şeyler söylüyorsun acaba? Senin o anan da az değil, her tarafı yangın yerine verdi. O yangın küllendi canım benim. Onu ben biliyorum.
Biliyorum senin yinin eksik. O yüzden böyle yine yangın çıkarmaya çalışıyorsun. Yingin yangınını yeniden yakıp geçeceğim Yeşme. Ne diyorsun? Var mısın? Olur mu? Ya Nazlı yarım sen de takmışsın bir anne ya. Bak abin de onun yüzünden ortalıklardan kayboldu. Abim Defne yüzünden kayboldu. Defne ile küstünüz diye kendini iç sütten çıkmış ak kaşık zannetme. Onun dolaplarına sen de ortak oldun. Çınarcığım biz Defne ile küsmedik. Ben ona küstüm. Ben küstüm. Ben. Hasbinallah. Kızım gene döndük başa ya. Yaşın bir yürü git. Gideyim öyle mi? E gideyim o zaman Çınar. Çınar Bey ben gidiyorum. Siz de rahat edin. E benim söz yüzüğüm nerede ya? Vah vah. Unuttun mu? Strapless'in şerefini o söz yüzüğünü benim alnıma çakmıştım böyle he? Alnıma. Fırlatmıştım böyle. De şimdi ben ne fırlatacağım senin alnına hemen kafana? Yok. Bulmaz bunu ben fırlatamam. Ay çünkü ben buna kıyamam. Bu çok güzel. Olmaz. Ay. Ah ah. Nazlı yarim. Ah Nazlı yarim. Ah Nazlı yarim. Ah. Şimdi biz senden gidelim. Yeni söz yüzükleri alalım. Böyle senin canın sıkıldığında gene böyle benim anlama çakarsın ha. Ay çakarım. Hatta. Ya aşkım, ben şimdi yüzük almaya gidene kadar benim sinirim geçer ki. Hatta bak, geçti bile. Yok, sen de bu potansiyel varken senin bu sinirin geçmez. Sen onu tekrar fırlatmak için yeniden bir sebep bulursun. Bulurum değil mi? Bulursun. Çınar ya, anne bir de alalım mı yüzük seçmeye gidelim? Ya subhanallah ya, gel anne dedi ya. Ben sinirimi kontrol edebiliyorum, elimi tut. Uyuyakaldı. Bütün gece hiç uyumadı. Deniz, Defne de çok üzülüyor. Sanki biraz fazla mı üstüne gittin? Ben ne yaptığımı biliyor muyum ki ya? Annenle babanın ölüm yıl dönümü yaklaşıyor değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Senin hakkında internette araştırma yaparken görmüştüm. Hop eski ya. Ama artık öyle şeyler yapmıyorum. Vallahi bak. Bak inanmıyorsan Rıfkı'ya sor. Değil mi Rıfkı? Bak, inandın mı şimdi? Gel buraya. O gün yanında olmamı ister misin? Ama bugün akşama kadar yanında kalmak isterim. Ne dersin Rıfkı? Kalsın mı? Bence de kalsın.
Ama araban? Merak etme. Onu bir üst sokağa bıraktım. Ya bir ara Toprak abiye söylesek mi? Ne dersin Rıfkı? Ya Deniz. Gel buraya. Gel. Evde bacı nasılsın? İyi değilim Adem. Yalın nerede Adem? Huu. Niye iyi değilsin bacım? Nasıl iyi olayım? Yalın nerede Adem? Hayırdır ya? Sen bu saatte uyuyor muydun? Uyuyordum. Gecem gündüzüme karıştı. Yalın nerede Adem? Hayırdır niye gecen gündüzüne karıştı ya? Adem! Şimdi sana burada bir tane çakacağım. Lan oğlum yalın nerede? Bulamadım. Nasıl bulamadın? Bayağı bulamadım işte. İblis gelmedi bulamadım. Uzman o biliyor musun? O zaman sen git. İblis gelsin Adem. Yalını bulsun Adem. Gece 3-5 nöbeti mi değiştiriyorsun bacım? Öyle olmaz o iş. Nasıl olur? Ya bu ara olmaz işte. Aşk geldi, iblis gitti. Adamın bu işlerde hiç bezi yok biliyor musun? Bursuz, yarın tekidir o ya. Ah, şişt, duymasın ha. Yerin kulağı var. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Adem. Seni çıkarıp iblisi içeri tıkan aşka saygılarımı sunarım Adem. İçinde kaybol da kendini bulama Adem. Çekil karşımdan Adem, çekil. Adem. Ya bak ben çekil dediysem lafın gelişi dedim. İyi geceler Habibim. Havalar soğudu. Üstünü iyi ört. Sabah görüşürüz. Öpüyorum. Koklayırım. Habi de seviyorum. Yanık Nihat'ın ablası Nime teyze var ya Toprak abi. E dur kadın. Onda kalırım. O senin cacığını çıkarır. Ha seni çaya gönderir, Fındık'a gönderir. Olmaz. Portatif Cemal amcalar iyi insanlardır. Ya adı üstünde portatiftir uşak. Oradan oraya gezerler. Olmaz. Sülük İsmail amcalar. E kendi sülüktür oğlu da onun gibi sülüktür. Yapışır. Olmaz. Çamur Nejat. Ay Habibe. Ay yeter dünden beri. Karadeniz'de insan kalmadı. Habibe. Burada kalıyorsun. Bu konuyu kapattık. Ama. Aması maması yok. Burada kalıyorsun. Uşağım, ağzına sağlık. Kaçta geleyim? Yo, bana uyar saat 10. Ay nasıl tanıyacağım seni? Kırmızı karanfil mi taksaydık ayol?
şahane olacak. Çok istiyordum tanışmayı. O zaman yarın 10'da görüşürüz. Öpüyorum, bay. Ay! Toprak, ödümü patlattın. Aa! Ne oluyor ayol? Kaşlar yine burnunun üst katına inmiş. Sen kimle tanışıyorsun Leyla? Fred Çakmaktaş'la canım. Çok merak etmiş. Kendinden daha taş devri adamı biriyle nasıl yapabiliyorum? Yabba daba du! Leyla, adam gibi sordum, adam gibi cevap ver. Aa, adam gibi sormak buysa adam gibi olmayanı çok merak ettim Toprak. Leyla. Of Toprak, of ayol. Doruk'un annesiyle konuşuyordum. Ne? Aman, Doruk'un annesi benim. Doruk'un sınıf annesiyle konuşuyordum. Anneler için organizasyon yapmışlar. Gruptan mesajlaşıyorduk ama hiç tanışmamıştık. Annelerle yemek yiyip tanışacağız. Oldu mu canım? Baştan söylesene kızım. Ne öyle telefonda bir gizem yapmalar falan? Değil mi Toprak? Bendeki de zevk işte. Bayılıyorum taş devrinden kalma, tek hücreli adam görmeye. Yabbadabadu! Haydi. Şapşal. Bunun doğrusu böyle bir kere. Bildiğin şapşal ayol. Neredesin be adam? Sağlık Bakanlığı dosya kodları şu gördüğün üstte. Bu kodları şu gördüğün dosyaya aktaracaksın. Anlaşıldı mı? Ay, anlayacağım kız Damla Hanım. Vallahi anlayacağım yani. Çok azimliyim de. Şey, sen bir daha anlatsan bana. Songül. Songül, Yalın aradı mı? Ha? Günaydın Defne Hanım. Günaydın, Yalın aradı mı? Ne o Defne? Abim seni aramıyor mu? Bir şey mi dedin Yeşim? Aa, Yeşim. Yeşim bir dur. Kız, Araslar Defne Hanım'a küsmüş mü? Ne olmuş? Songül, Songül sakın. Songül. Yeşim bak, bana tripli olabilirsin ama cevap vereceksin. Ben seninle küstüm Defne. Ya Allah'ım ya kızım, sen çocuk musun? Konuşmuyorum. Yeşimcim bak, ben sadece Yalın'dan haber alıp almadığınızı merak ediyorum. Abin yok, telefonu da kapalı. Ya Adem bile bulamadı nerede olduğunu. Ay artık sen nasıl küstürdüysen abimi. Ay delireceğim, hala küstürmek diyor ya. Yeşimcim. Annenin niye bulmak istediğimi sen gayet iyi biliyorsun. Ay. Aslında benim sana bu konuda teşekkür etmem lazım değil mi? Ne de olsa senin sayende buldum annemi. Ay bak şimdi aklıma geldi. Benim yine senin sayende annemi kaybediyordum. Neden? Çünkü sen annemi geri göndermek istiyorsun. Hayır ne yapacaktın? Yani ne yapacaktın? Çuvala koyup getirdiğin gibi yine çuvala koyup geri mi gönderecektin sevgilinin annesine? Kız! Kaynanasını çuvala mı koymuş? Koymuş. Var ya, tarih böyle hareket görmedi ha. Kız gelin kaynana savaşlarına yeni bir çığır açmış bu. Yeşim, böyle çuval filan bel altı oluyor yalnız ha. Kızım sen gayet iyi biliyorsun işin aslını. Bak bir sakinleş konuşalım. Konuşmayacağız Defne. Ben konuşmayacağım seninle. Niye? Çünkü ben küstüm seninle. Neden? Çünkü sana küstüm. Neden? Çünkü seninle küstüm. Küstüm yani. Yeşim bak. Bak.
kızım. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Vay çok ayıp. Kapı dinlemek yok. Kapı dinlemek pis. Kapı dinlemek kaka. Kaynanayı çuvala koymak kaka. Kaynanayı çuvala koymak pis. Kız Defne Hanım var ya, sen dünya gelinlerinin medar iftarısın ha. Kız ben gelinlerin medar iftarı olsam ne olacak? Damat yok damat. Adam gitti. Damat yok. Yok adam gitti yok. Adam mı doğru? Yok. Hadi yanına gidelim. Oğlum hadi kalksana ya. Ben her sabah seni uyandıracağım böyle. Hadi kalk mesai başladı. Aslı defol git başımdan. Ya daha ne zamana kadar kanepemde yatacağım pardon? Var ya Defne'nin şu duble kişiliği peşime taktığına emin olmasam çoktan otele giderdim. Ne çektirdin be, ne çektirdin? Ay. Keşke seni bulsa da buraya gelse. Çift kişilik vakası. En sevdiğim. Bir ara söylerim seni tımarhaneye uğrar. Tımarhane değil canım o. Psikoloji kliniği. Acı hadi cicim. Herkes senin kadar umutsuz vaka değil. Hastalarım beni bekler. Sen de git de bilişim dünyasını sallandır. Böyle kendini Defne'nin üstüne atmamak için delir falan. Yani yap bir şeyler işte. Defne deme bana ya. Defne deme. Defne, 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 Defne. Hayır yani arabasında GPS olsa eklerdik. Ay hiç GPS kullanır mı o paranoyak teknokütük? Ay belki böyle kendini dağlara falan vurmuştur. Böyle Mecnun gibi yani ha? Yalnız Mecnun çöllere vurmuştu. Gerçi dağ ayısından olsa olsa dağ Mecnun olur. Yani sen de haklısın bak. Ay. Ay. Ay stres oldum vallahi. Kız şu adam bir an önce gelse de sen de hazırladığın konuşmanı yapsan canım. Aynen öyle. Konuşma hazırladın değil mi kız Defne Hanım? Yoo. Doğaçlama takılacağım ben. Benim olayım bu. Duramam. Yani sen tarihi bir konuşmayı doğaçlama mı yapacaksın? Evet. Yapmayayım mı? Ne yapacağız o zaman? Kalk hadi kalk. Hadi. Hadi. Hadi kalk. Nereye be? Nereye? Nereye buraya? Ne oldu? Ay. Hadi başla. Prova yap. Prova? Prova şart. Başla. Songül sen ne diyorsun? Bak şimdi kız Defne Hanım ben Yalın Bey'im. Sen de Defne Hanım olup kendini bana affettirmeye çalışacaksın. Hadi başla. Yalın böyle mi duruyor şu elini azıcık? Bu ne? Koy da azıcık da. Bacağını da düz mü tut? Onu... Bak bunu da azıcık daha yukarıda bir... Ay! Bak bunları mı çok... Azıcık... Aman be! Ay Songül! Sen şu anda hiç çekici bir yalın olmadın ha! Kız Defne Hanım! Sakal bırakıp kas yapacak halim yok ya canım! Allah Allah! Neyse hadi boş ver başla. Tamam başlıyorum. Yalıncığım. Ne var Laz kızı? Ben bir halt yedim. Halt? Sen hep halt yiyorsun Defne. Evet ama bu sefer çok haklı sebeplerim vardı. Ama sonuç değişmedi. Halt her zaman halttır Defne. Evet ama ben bunu anladıktan sonra geri dönmeye çalıştım. Geçti borun pazarı sür eşeğini de Defne. Ve hatta at çalındıktan sonra ahır kapısını kapatmanın hiçbir faydası olmaz. Ay Songül
Saçmalama. Bir kere Yalın asla böyle şeyler söylemez. Ay evet kız. Söylemez vallahi. Yalın böyle yapar bak. Defne sus. Yalnız Defne hiç susmaz. Sen kimsin be? Deniz Aras. Mantığın sesi. Deniz. Abime ulaşabildin mi? Sence geç kalmış bir soru değil mi bu iş? Sence bu geç kalınmış bir hamle değil mi Defne? Sen sus Deniz. Yalıncım, sen Deniz'e bakma ya. Hem ne demişler, geç olsun da güç olmasın değil mi? Sen de durumu daha fazla güçleştirme canım, affediver artık. Ay kız Defne Hanım, sen hiç güzel Defne olamıyorsun vallahi ya. Ay yani bırak affetmeyi, ben sana iyice gıcık oldum yani. Yok yok, olmuyor böyle. Sen geç, ben Defne olacağım. Ay niye ya? Bence ben gayet güzel Defne oluyordum. Sen Defnelik gör. Hadi yalınlaş. Plaza Kalasçın. Kuzen ne yapıyorsun? Ne yapayım kuzen ya? Sevgili yaptım. Yazılımda çığır açtım falan. Sen ne yapıyorsun? Oho, Yalıncığım, yalnız ben buradayım ve seninle konuşmaya çalışıyorum. Bilmiyorum, farkında mısın? Seni iplemiyorum Defne. Ben o iple seni kendime bir bağlarsam görürsün Yalın. Oo, nice. Ben o ipi koparırım Defne. Koparırsın, koparırsın tabii. En iyi yaptığın şey, sen işine gelmeyen her şeyi kopar zaten. Savaşma, mücadele verme, o düğümler nasıl atılmış takdir bile etme. Sen busun işte, sen bu kadar bencilsin Yalın Aras. Ben mi bencilim? Beni sırtımdan vuran, kendini düşürüp bana yalan söyleyen sensin lan. Ah ah, ben onların hepsini aşktan yaptım ama görüyorum ki ben senin için yalan bile söylerken sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ben senin için her şeyi yaparım Defne. Yapmazsın Yalın. Yaparım Defne. Yapmazsın Yalın. Yaparım. Ispatla o zaman Yalın. Affet beni. Affettim. Yalın asla hiçbir şeyi ispatlama çabasına girmez. Kapa çeneni Deniz. Geldik bakalım İdris'in annesi. Git de tanış diğer annelerle. Toprak, ben kendim gelirdim illa tutturdum getireceğim diye. O kadar güzel bir anne tek başına gönderilmez. Ya Toprak. Ne? Kapıyı açacağım ya. Sen başka bir şey mi sandın? Ay! Sinir! Bakmayın hanımlar, geç kaldım. Ben Leyla, Doruk'un annesi. Merhaba Leyla Hanım, ben Figen, adamın annesi. Merhaba canım, ben Kuzey'in annesi Antem.
Merhaba. Naz'ın annesi Serpil ben. Aa! Leyla! Serpil! Ay canım ya! Canım! Ay hiç değişmemişsin. Ay sen de öyle ayol. Ay! Dur bir bakayım sana. Bu ne güzellik böyle. 20'lik kızlara taş çıkarırsın valla. Ne demişler? Çalışan demir paslanmaz. Doğru demişler valla. Ay kaç yıl oldu? İşte 7 sene. Ay inanmıyorum. O kadar oldu mu ya? Evet. Ay hiç sormazsam çatlarım. Yani bir günde çektin gittin istifa ettin. Patron seni müdür yapacaktı. Kesin dedim bu kız başka bir yerden teklif aldı. Evlendim. Hadi ya. Bizim niye haberimiz yok Leyla aşk olsun. Yani işte öyle aniden oldu. Doğru düzgün kimseye haber veremedim. Aile arasında yaptık düğünü. Şimdi neredesin? Evdeyim valla. Çocuk bakıyorum işte. Hepimiz çocuk bakıyoruz. Ya. Bana bak. Sakın kocam çalışmama izin vermiyor değil mi? Yok ayol sen de. Toprak hiç öyle bir adam değil. Ama niye? Sen zaten öyle karım otursun çalışmasın kafasındaki bir adam da yapamazsın. Yapamam. Evet. Leyla bak ne diyeceğim. Şirketten ayrıldıktan sonra ben küçük bir tasarım ofisi açtım. Gece elbiseleri falan yapıyoruz. Eğer çalışmayı düşünürsen sana kapım her zaman açık. Senin gibi yetenekler kolay gelmiyor. Ay canım ya beni mahcup ediyorsun. Bırak şimdi mütevaziliği. Sendeki yetenek bende olsa oho. Sen çocukla yaparım kariyerle kalırsın. Hayır. Biz ne demiştik? Bu kodla eşleşen dosyalar buraya. Ay kız bunlar çok zormuş kız. Songül. Songül hala haber yok mu? Ay, yok kız Defne Hanım. Ay bakın size söylüyorum. Beni bu stres fazla yaşatmaz ha. Yakında selamı duyarsınız. Yalın Aras yoluna gitti diye de ağıt da yakarsınız artık arkamdan Allah'ım. Songül. Ben çıkıyorum. Annemle buluşacağım da. Songül. Ne var? Biz niye trip yapıyoruz? Ay neyse kız. Sen şunları göster bana. Boş ver şimdi. İçeri üşürsün desem seni özlerim. Girme kal orada desem hasta olacaksın diye korkarım. Kaldım iki arada bir derede ya. Aferin. Sözümü dinledin. Hasta olmamak lazım. Çınar abi nasılsın? Oğlum, Adem sen manyak mısın? Gelirken sesli gelsene lan. Ses çıkarmak iyi değildir Çınar abi. Etmeyelim sonuçta, konu kapışı. Ulan o kadar deli. Sesli gel derken nara at demedim.
Tamam hadi gel gel. Gel tut şunları. Ne yapıyorsun lan? Değişik. Aa buradayım. Akıllısı beni bulmaz. Delisi peşimden ayrılmaz. Adam gibi ağzını büzüştürüyorsun. Doğru düzgün söylesene lan. Hacı kara yemiş yiyen adamın suratı buzuşur mu ya? Şifadır o şifa. Bak Adem. Senin ben suratına şimdi bir çakacağım. Bulacaksın şifayı ha. Doğru düzgün söyle oğlum ne oldu? Ya ya. Olur olur olur. Biraz tiner miner bir şeyle. Ya Çınar abi. Ha bu nasıl renktir ya? Resmen yanlış yumurta rengidir bu. Hanımın yok doğru ya doğru. Yaşı bacı bunu beğenmez. Bittu kestu. Beğenmez mi lan? Azıcık zevki varsa beğenmez. Örnek ben. Beğenmedim. Neden? Çünkü ben zevkli adamım. Sevdamdan belli. Senin sevdan ha, yarım akıllı. Ne yapacağız lan hadi? Boya badana yapma. Niye yapmayayım oğlum peki? Yeşim bacımı beğenmeme riskini ortadan kaldırırsın. Nasıl plan? Bravo, bravo Adem sana. Dünya kurulduğundan beri ne böyle bir plan görülmüş, ne de böyle bir plan yapılmış. Bravo sana. İşte bu yarım aklının aklıyla iş yaparsan böyle olur. Kendi işini kendin halledeceksin oğlum Çınar. Yapacaktım. Ay, ben de yapacağım. Tamam. Çakır gözlü. Yeşim sana bir soru soracağım. Sor aşkım. Sen en çok hangi rengi seviyorsun? Çınar, sen daha benim hangi rengi sevdiğimi bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Mesela sen en çok maviyi seviyorsun. Hiç de bile bir kere. O mavi değil. O mavinin yanında bir de bordo var. Bordo mavi. Ha bir şey. Ya Yeşim Hanım öyle işte. İşte maviyi bildiniz ama bordodan haberiniz yok. O yüzden eşitiz. Tamam. Peki. O zaman benim en sevdiğim ikinci renk çingene pembesi. Kızım ikinci değil birinciyi söyle. Aa niyeymiş? Ben senin en sevdiğin ikinci rengi bilemedim. Ben de şimdi sana o yüzden en sevdiğim ikinci rengi söylüyorum. Ay Çınar'cığım ya. Biz annemle meditasyon yapacağız da. Biz sonra konuşsak aşkım. Ha? Görüşürüz sözlüm. Bye öptüm. Haydi. Hay ben senin çingene pembene de. Ananla yaptığın o meditasyon. Çınar abi. Ha bu çingene pembesi nasıl bir şeydir ya? Ben de bilmiyorum Adem ama pembe olduğu kesin. Ya o ne anladım zaten canım. Ha kirliymiş ya. Anladın mı? Pembe. Ne? Pembe. Şu an bir ok
okyanusun kenarındasın. Her taraf sessiz. Dalgaların kıyıya vuran sesini duyuyorsun. Yanına birini alsam? İstediğini alabilirsin. Özgürsün. Tamam. O zaman yanıma seni alıyorum. Çakır gözlüğümü de alıyorum. Bir de abimi alacağım. Ay çok özledim. Abin eve döndü mü? Dönmedi. Ay anne! Ev demişken benim şimdi aklıma şey geldi. Söyle küçüğüm. Sence Çınar benim sürprizimi beğenir mi? Ha yani evi. Beğenir tabii. Beğenmez olur mu hiç Yeşimciğim? O evin çok pozitif bir elektriği var. Evet. Ev pozitif. Hı hı. Ama Çınar negatif. Aa, şişt, kapat gözünü. Kapat, kapat. Şimdi Çınar'a pozitif enerji göndereceğiz. Birader. Ben iyiyim de sen iyi misin? İyiyim tabii. Kötü olacak ne oldu ki? Diyorsun. Aynen. Abi kaç gündür ortalarda yoksun. Telefonu da kapalı. Kafamı dinliyorum kuzen. Daha iyi mi? Hayır. Nerede? Sana ne? Sen bu kafayı yalnız mı buluyorsun? Tek başına. Yuh Deniz, yok dakikasında manita yaptım. Bileyim oğlum, ayrıldınız ya. Orası öyle de başka kız falan. Gözüm görmez diyorsun. Görmez abi. Yalın bak, Defne'ye ben de çok kızdım ama gerçekten çok uzun kız. Deniz, abi zorlamasan. Abi bomba patlattın gittin daha evinde. Sonra da konuşamadık. Annen, Defne. Vallahi Deniz. Vallahi. Sonra konuşsak ha. İyi abi şimdilik öyle olsun. Ben yeni teklif veren şirketle toplantıya gidiyorum. Sonra konuşuruz. Tamam. Toplantı çıkışı rapor atarsın. Görüşürüz. Yalın. Kuzen gerçekten iyi misin ya? Daha iyi olduğum zamanlar olmuştu kuzen. Adam inat
Yılın. Konuşmamız lazım. İşle mi alakalı? Tabii ki değil. O zaman konuşacak bir şey yok Defne Hanım. Defne Hanım. Bana Defne Hanım mı dedi? Bu kalas bana Defne Hanım mı dedi? Kapı çalma adetine haberin yok mu senin? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Yalım. Bak kızgınsın biliyorum ama... Kızgın mı? Evet. Evet aslında kızgın değilim diyemem. Ha işte. Bunu konuşalım. Bence konuşulacak bir şey yok. Bir daha odama girerken kapıyı çal yeter. Ne? Bence ne dediğimi anladın. Ha bu arada odamdan çıkarken kapıyı kaparsan sevinirim. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Defne Hanım. Bence bu konu çok uzadı. İşinin başına döner misin? Songül buraya gel. Kız Defne Hanım, sen iyi misin? Bana hanım deme. Babam için mi süslendin? Beğenir mi sence? Ben olsaydım beğenirdim. Ay ben seni yerim. Yerim ham yaparım. Ay. Ay. Babam geldi. Ay.
Evet. Şimdi oldu işte. Çok güzel oldu. Hoş geldin Toprak abi. Hoş bulduk abi. Toprak abi, benim şu köye dönme meselesini düşündün mü? Abi be kızım yeter daha. Otur işte oturduğun yerde. Neyin eksik? Ay toprağım, hoş geldin. Sofra hazırdır. Elini yüzünü yıka. Hadi geç. Baba! Aslanım. Oh! Oh! Hoş geldin toprak. Annem çok güzel olmuş değil mi baba? Senin annen her zaman güzel oğlum. Senin için süslendi odada, bana öyle söyledi. Oğlum. Çocuk işte. Hadi sen geç bakayım içeri. Hadi. Geç hadi. Hayırdır Leyla? Ay her zamanki halim ayol. Çocuk abartıyor. Az bile söylüyor. Çok güzel olmuşsun. Yakıyorsun vallahi. Da. Hadi beni yorma da söyle. Sen yine ne operasyon çeviriyorsun? Ne operasyonu ayol? İnsan içinden geldiği için kocasına süslenemeyecek mi? Kocasına? Eski kocasına diyecektim. Ben saçım şey bir... Sen eskiyi yeniye bırak da... ...harbiden benim için mi süslendin hatun? Yo. İşe giderken nasıl görünürüm diye prova yapıyordum. Lan! Babaanne. Babam anneme neden vardı? Ulan senin pulli anan gene yapmıştır yapacağını. Babaanne, hiç çocuğun yanında öyle denir mi? Bağırmadı aslanım, bağırmadı. Hadi sen yemeğini ye. Çalışacağım dedim sana toprak. Çalışmayacaksın dedim Leyla. Çalışacağım toprak. Çalışmayacaksın Leyla. Sen bana karışamazsın. Ben seni boşadım çünkü. Ben seni boşamadım. Sen beni boşasan ne olur? Seni beklemişim. Yetmemiş peşine aha bunu takmışım. Gerçi bulamadı ya. Neyse. O da yetmemiş. Ben o kalasla konuşmak için sabahtan beri prova yapmışım. Yapmışım da ne olmuş? Ne olmuş? Ne olacak? O tutmuş bana Defne Hanım demiş. Hanım ne ya? Ha? Hanım ne? Ya ilahi yalın enişte ya. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Devde bacı sen kim? Hanım olmak kim? Sen ne diyorsun be? Hı? Ne diyorsun? Ne demek sen kim? Hanımlık kim? Hı? Ben hanım olamam mı yani? Olur musun? Olurum tabii. Hanımların kralı olurum ben be. Hey hey. Hey hey. Defne bacıma bak be. Adeta Lady bir hanım bayanı. Biz Defne bacım, yalın enişteye niye kızdık, orayı kaçırdın be? Sen beni dinlemiyor musun Adem? Biz o bana hanım dediği için kızdık. Yahu adama sormazlar mı? Bu kız senin sevgilin, niye hanım diyorsun diye. Ha? Ben ona bey diyor muyum? Ben ona yalın bey diyor muyum? Demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü o benim sevgilim. Demek ki neymiş? Sevgiliye hanım denmezmiş. O zaman o niye bana hanım diyor? Allah Allah! Hanım hanım demesin canım! Kes tok! Nokta! Allah Allah ya! Ama var ya Adem,
Ben anladım olayı. Asıl kabahat bende. Ya çok bacım senin kabahat mabahat ne gezer ya? Yok yok. Bende. Adem. Senin burada ne işin var? Aslında ben de seninle dertleşmeye gelmiştim ama baktım ki senin derdin benimkinden büyük. Ay deme. Senin derdin mi var? Ah benim bahtsız Adem'im ya. Kıyamam ben sana. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Ben sana güzelce bir kahve yapayım. Ay oturur seninle böyle güzel güzel dertleşir. Sen git. Ademciğim, şimdi anlat bakayım. Hem belki benim de biraz böyle dikkatim dağılır. Bir de sinirim falan geçer. Defne bacı ya. Ben bu Habibe'ye çok aşığım. Su. Ha derdimi anlatamam ki. Öyle uzak uzak bakarım. Kaldırım mühendisi oldum. Yine yalın eniştem senin adını bilir de. Sağ Defne Hanım der. Keşke Habibe de benim adımı bilseydi de. Bana Adem Bey deseydi razıydım. Ay. Canım benim ya. Of. Kıyamam. Ben diyor diye üzülüyorum. Sen demiyor diye. Demiyor diye. Adem, ağlayalım mı da? Ağlayalım da Defne bacı. Bu gece de efkar gecesi olsun. Olsun. Evet. Günün savaşçısı Yalın Aras. Buyurun. Ne yaptın? Ya uzak durmayı başarabildin mi Defne'den? Kaçarım yok değil mi? Uzak durdum. Defne'yi delirttim. O da benden uzak durdu. Nasıl yani? Nasıl delirtti? Ne dedin kıza? Defne Hanım dedim. Ne? Kıza hanım mı dedin? Dedim valla. Çok da güzel oldu. Ha bayağı bayağı zevk almış gibisin. Öf, acayip. Çalışacakmış. Neymiş? Çalışacakmış Leyla Hanım. Bak bak. Allah Allah. Allah Allah. Terbiyesiz. Sanki hatun aç. Sırtı açıkta. Lan. Lan başında da. Tasında çorban. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Ulan ne istedin de yapmadık. Ne dedin de almadık. Ama yok. İlla toprağı delirtecek. Lan. Toprak abi susar mısın? Kız ağlıyor şu an.
Size ne oldu lan? Çok kötü şeyler oldu Toprak abi. Ne oğlum o kötü şeyler? Yalın eniştem Defne bacıma hanım dedi. Buna kavgada söylenmez. Buna mı hanım dedi? Yani bravo Toprak abi. Abi şimdi sabaha kadar susmayacak. Oy. Sabaha görüşürüz. Arada mola verecek miyiz? Gece gündüz hiç uyku uyuyamadım. Hep seni düşündüm. Düşünülecek bir şeyim yok. Rahat ol. Deli oğlan. Yalın. Evladım sen nerelerdesin? Yüzüne hasret kaldık. Ya amma ayran biriktirmişim. Günaydın dedem. Günaydın da. Oğlum böyle bir zamanda bizi çok meraklandırdın. Neredeydin? Endişe edecek bir şey yok dede. Biraz kafa dinliyorum. Birkaç kıyafet almaya geldim. Çocuğun nesi var? Bizden bir şey mi saklıyor? Ay dedem. Sen de sanki abimi bilmiyorsun he. Kafalı kutu işte. Abi. Günaydın abicim. Hoş geldin. Ya sen bana kırgın mısın? Ya da kızgın? Yeşim. Gerçekten bunu sonra konuşalım mı? Birkaç kıyafet alıp şirkete gideceğim acele var. Ya sonra olmaz. Şimdi konuşalım. Sen o gün daha evinden gittin ve biz... Yeşim. Gerçekten abiciğim. Abicim ya ne olur. Ne olur bana kızgın olmadığını söyle. Sana niye kızayım Yeşim? Bilmem. Yani annem geldi hani ben mutlu oldum ya. Belki ona kızmışsındır. O senin annen Yeşim. Mutlu olman normal. Sadece ona çok alışmamaya bak. Hmm. Ben ne demek istediğini anladım. Gerçekten anladım. Ama endişelenme.
Annem gitmeyecek. Düğünüme de gelecek. Hem zaten sen de izin vermişsin. Verdin değil mi? Yani annem düğünüme gelebilir değil mi? Gelebilir tabii eşim. Senin düğünün senin annen. İstediğin kişiyi çağır. Canım abicim benim, sen benim bir tanemsin. Böyle şimdi böyle içim rahat. Rahat işe gidebilirim artık. Niye? Çünkü... Abim bana kızgın değil. Annem düğünüme geliyor. Çok da mutlu oldum ben. Oldum da... Ay! Oldum ben. Çok gelsin tabii annen düğününe. Sen seçimini yaptın. Hoş geldin. Of, çok acıkmışım. Nöbet o kadar yoğun ki. Akşam yemeği bile giyemedim. O zaman seni hemen besleyelim. Deniz, sen bugün daha mı iyisin yoksa bana mı öyle geldi? İyiyim, iyiyim. Ya o gün Yalın'ın annesi falan her şey üst üste gelince ben bir kötüledim. Ama geçti, iyiyim yani. Deniz, o gün neden yanımda olmamı istemiyorsun? Kim istemiyor? Güzelim, ben her zaman yanımda olmanı istiyorum. Bence var ya, hatta bırak bu doktorluğu. Gel 7-24 beraber takılalım. Seni şirkette sıkıntıdan patlatayım, dedemle pişti oynatayım. Sonra sana cinnet garantisi vereyim diyorsun. Garanti veririm. Sen yeter ki iste. Bir tek cinnet garantisi mi verirsin? Karşındaki sana güvenmiyorsa garanti verirsin. Güveniyorsa sadece yaparsın. Sana güvendiğimi biliyorsun. O zaman seni yanımda istediğimi de biliyorsun. Biliyorum da öyle değil. O gün. Ha. O gün. Ölüm yıldönümlerinde. Bizler seni annemle denize uçtuğu uçurumun başında sohbet ederiz. Babamın bir mezarı var. Ama onun yok. Onunki deniz. Ona bizden bahsetmek istiyorum. Bir kız var diyeceğim. Çok güzel gözleri var diyeceğim. Seneye birlikte yanına gelelim mi diyeceğim. Bence gelin der. Bence de der. Bana böyle davranma. Özür dilememe izin ver. Defne Hanım, çıkar mısın? Çıkmıyorum. Özür dilemem lazım. Defne Hanım, çık dedim. Başaramayacaksın ya.
bana uzak kalmayı başaramayacaksın. Biz seninle kavga etsek de ayrı kalamayız. Ben senin kafanı yemezsem sen rahat edemezsin. Sen beni yaramaz bir çocuk gibi sevip özlemiş bir adam gibi sarılmadan duramazsın. Oo. Özgüven tavan. Yalın, bu özgüven değil. Bu biziz. Biz kanlı bıçaklı da olsak uzak kalamayız. Ayrı duramayız. Kendi adına konuş Defne. Sen ancak o masanın arkasında kaldığın sürece benden uzak durabilirsin. Ben senin her şeyin, vazgeçemezsin. Defne, hayır. Ben senin başının tatlı belasıyım. Defne, odamdan çık. Peki ya sen? Sen bu odada mı kalacaksın? Kaçarak. Defne, son kez uyarıyorum. Çık. Çıkmıyorum. Sıkıysa yüzüme bakarak söylesene. Azıcık cesaretin varsa gözlerime baksana. Defne, zorlama. Sen bana yalan söyledin. Affet ne olur. Affedemem. Tamam. Affetme. Süründür ama böyle değil. Ben sana sarılmayı özledim. Senin bana sarılmanı özledim. Kokunu özledim. Yalvarırım. Her yalvaran eski sevgilimi yanımda tutsaydım sana yer kalmazdı.
senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Bir bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret, sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Bir bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret, sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret, sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Canım, ay kuzum, ben sana kıyamam ama ya. Biz küs değil miydik? Ay sen boş versene küslüğü şimdi. Ne yaptı benim Odun abim sana yine? Ha? Bana dedi ki, her yalvaran eski sevgilim yanımda tutsaydım sana yer kalmazdı dedi. Oha. Gerçekten bu cümleyi mi kurdu sana? Gel buraya. Tamam güzel. Çınar abi, sen abinin çingeni pembesi olduğuna emin misin ya? Kutuda öyle yazıyor da. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yanmış yumurta rengi bile bundan daha iyi. Defne, yeter ama güzelim, ağlama artık ya. Ya ben eve gideyim en iyisi. Ay yok, olmaz. Bırakmam seni. Şişt, sen ağlayacaksan burada ağla. Abim olacak, o meşe görmesin seni. Aslında Çınar'a söylesem de, anneme değil de abime mi meşe do yapsa ya? Meşe do ne be? Meşe do, ıslak meşe odunuyla karakter kazandırma sanatıymış. Böyle beline beline tatbik ediyormuşsun. Çınar'ı al, telefona cevap ver. Çakır gözlüm. Kara kızım, ben sana bir şey soracağım. Sen bu çingene pembesini sevdiğinden emin misin? Evet Çakır gözlüm, eminim de biz... benim şimdi biraz işim var da biz bunu sonra konuşsak. Bak gerçekten sen seviyor musun bu çingene pembesini? Ay seviyorum Çınar, bayılıyorum hatta. Hatta şu an üstümde çingene pembesi var. Ay ne tatlı ya. Tamam sen şimdi şey yap. Kapat şimdi, sen kapat, bunu sonra şey yapalım. Kapat sen, kapat. Hadi kapat kapat. Öptüm. Evet, nerede kalmıştık?
Sen de değil mi? Allah Allah ya! O laf neymiş ya, o laf? Öyle söz mü söylenirmiş? Yok, yalvaran eski sevgililermiş de, bilmem neymiş de. Yok yok, bu çocuk tam meşe dolu. Yengen teyit etti Adem. Çingene pembesini seviyormuş. Sen yine de yengemin zevkine o kadar güvenme. Niye de? Ya senin tipine bakarsak. Haydi. Ne varmış benim tipimde? Bir aynaya bak, bir bağa bak Çınar abi, anlarsın. Bir Adem değilsin sonuçta. Allah Adem beni delirtme, seni patates baskısı gibi basarım oraya. Hadi yap. Senin saçları da böyle mi kestirsek acaba? Abim falan ama yani burada savunulacak hiçbir tarafı yok. Ay benim eşek kafam. Niye gittim ki yanına? Ya niye beni affet dedim? Ben en iyisi istifa edeyim. Ya Defne saçmalama. Hayır. O nasıl laf o ha? Biz onun hakkından geliriz. Ha, biz neleri alt etmişiz? Bunu mu edemeyeceğiz? Kızım, bizde plan çok. Plan. Bunun da üstesinden geliriz evelallah. Değil mi Deniz? Değil mi Deniz? Deniz. Deniz di desene şimdi. Değil mi? Di. Di yeşim di. Di filan değil. Ya beni resmen mamaya gönderdi. Salak kafam. Ya niye gidip yalvarıyorsun? Niye yüzsüzlük yapıyorsun? Niye affetmesen de uzak durma diyorsun? Ama biliyorum o da dayanamıyordu. O da sarılmak istiyordu. Ay Defne kuşum, bana çok büyük ilham verdin biliyor musun? Şimdi, hani sen abimden ayrılmıştın ya, ona böyle hiç takmamıştı falan böyle falan böyle, yok ayrılmadık falan demişti. Aynısını sen yapacaksın. Ha yani yüzsüzlük yapıp lafları yiyeceğim. O senden yemedi mi lafları canım? Yok, yemedi. Yani en azından ben eski sevgiliden bahsetmemiştim. Sen ince bir kızsın, o da bir kalas yani. Farkınız tarzınız değil mi? O şimdi böyle kalaslıklarına devam edecek, sen de böyle romantikliklerine. Sonunda dayanamaz yani. Ha? İyi de ben onu bir tek şirkette görüyorum. Hadi bir de sizin evde. Süreyya Bey amcanın yanında mı romantiklik yapacağım, şirkette mi? Hayır, nerede kalıyorsa oraya gideceksin. Nerede kalıyor? Otelde falan kalıyordur ya. Dün biraz kafa dinleyeceğini söyledi bana. Ya bu kafa niye benim yanımda dinlenmiyor? E tamam git sor işte. Acaba hangi otelde kalıyor acaba? Acaba biz nasıl bulacağız? Damla demişti ki... GPS. Hah, o da aynen böyle demişti. GPS'i olsaydı hacklerdik demişti. O zaman biz de önce olmasını sağlar, sonra hackleriz.
kendine gel be. Defne'yi düşüne düşüne sıyıracaksın. Defne'yi düşünmüyordum. Anam, bu bir mucize. E kimi düşünüyordun? A bu kim? Mahmut abi mi? Defne'nin bana aldığı hediyenin ne olduğunu düşünüyordum. Nereden biliyorsun sana hediye aldığını? Çünkü bana doğum günümde hediyeyi verdi ama ben daha açmadım. Şimdi sevdiğin kız sana hediye verdi ve sen açmadın öyle mi? Oğlum sen salak mısın? Sen rahat mısın? Aslı düzgün konuş benimle. Ya ha. Bir ara ben yaparım onu. Sen şimdi şu hediyeyi getir de merakımızı giderelim. Getiremem. Hediye daha evinde. Yok arkadaş. Zekasıyla şov yapan adam aşık olunca saflaştı. Ya birader sen gidip alsana hediyeyi. Hakikaten lan. Gidip alayım ben hediyeyi. Hayır ya insan biraz merak eder değil mi? Merak ettiğim için gidiyorum ya Aslı. İnsan biraz merak eder. Aslı, uçtun mu kızım? Merak ediyoruz işte. Hay hadi sen merak etmiyorsun. E artık ben merak ediyorum ya. Merak ediyorum lan, merak ediyorum. Ne yapıyorsun be? Gidiyorum dağ evine, hediyeyi aldım. Nereye ya? Dağ evine. Paltom nerede? Sen nereye? Dağ evine. Gelmeyeyim mi ben de? Ya ben meraklı bir kızım arkadaş. Ben yıllardır Hatice'yle Ercan'ı merak ettim de televizyona çıktıklarına rahatladım. Yani hadi ya uyuştun kaldın hadi. Senin arabayla mı gideceğiz? Evet canım evet benim arabayla. Üf Deniz ya abi bitiremedin. Ya bir dur kızım fal bakmıyoruz burada herhalde. Saat kaç oldu ama ya? Benim de çok uykum geldi. Sen de bir beceremedin he. Ya kızım gidip sen yatsana. Durmuş başımda mık 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 mık. Allah Allah. Hah tamam. Yalın'ın arabası daha evi yolunda. E bana daha evinde kalmayacağım demişti. Alo Yeşim. Defne, abim dağ evine gidiyor. Ne yapayım? Ya Yeşim, beni gecenin birinde bunun için mi arıyorsun? Ay salakçım, sence yaptığımız plan için en uygun yer dağ evi değil mi yani? Orada böyle yalnızsınız, böyle romantik romantik. Hem sen de sizi oraya hapsetmenin bir yolunu da bulursun, değil mi? Bulurum tabii ya. Bulmaz mıyım kızım, bulurum. Ben yükselsem benim kafa gitti. Bulurum tabii. Tamam o zaman ben de yola çıkayım baba. Ya. Bekle beni yalın Aras. Nasıl ayrılınmazmış gör. Hadi bakalım be. Sen mi ben? Gördüm inanamıyorum lan. Hala kutsal olsaydı göremezdin. Hadi yürü. Ay çok heyecanlı. Ben tek başıma içeceğim hediyeyi. Ama ben sana gel demedim. Sen peşime takıldın. Ne yani ben şimdi hiç mi görmeyeceğim hediyeyi? Ben sana böyle bir söz verdim mi Aslı? Oğlum ben çatlarım lan.
Tamam tamam şaka. Bir müsaade et. Ben bir tek başıma açayım. Sonra sana gösteririm, tamam mı? Tamam. En azından ne olduğunu görseydim. Uçak da almamış, uzay mekiği almış. Var ya, iyi ki tam şu anda yanımda değilsin. Yoksa bu kafayı da seni affeder. Yeşim kızım bir dur da. Ama ben seni çok özledim ya. Ya Nazlı yarim ben de seni çok özledim. Ama benim sana bir sürprizim var. Ay Çakır gözlüm. Beni korkutuyorsun he. Niye da? Hani sen sürpriz yapmazsın ya. Hani azıcık öküzsün ya. Azıcık. Azıcık. Birazcık. Ay hop lokmacık. Ay tatlıcık. Abut. Yeşim. Yeşim. Bak kara kız sana bir sürpriz yapacağım. Burnumdan getirme ha. Ay tamam ya tamam. Aşkım. Aslında benim de sana bir sürprizim var ha. He he. Gel ilk önce ben sürprizimi yapayım. Ondan sonra sen sürprizini yaparsın. Hadi bakayım. Ay tamam ya. Geç geç geç. Söyleyince kızıyor. Tamam Serpil'cim. Ben de şimdi çıkıyorum zaten. Sen bana iş yerinin konumunu atarsın. Hadi öptüm. Hangi iş yerinin konumunu atıyor acaba? Ay Toprak ne öyle seri katil gibi. Leyla cevap ver. Aklıma gelen şeyi yapmıyorsun değil mi? Tam da aklına gelen Toprak. Serpil bana iş teklif etti. Ve ben de görüşmeye gidiyorum. Lan! Ne oluyor şahım? Ne ya? Yapmam bunu. Koş benimle koş. Sevdiğine sürpriz yapmaktan daha güzel bir şey var mıdır Melek? Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi gidip beğenelim o zaman. Bu sefer hediyemi sağa verirken gözlerine bakacağım sevduğum. Leyla! Leyla dur dedim. Durma.
Siz erkekler hep durmamızı istiyorsunuz ama artık yok öyle bir memleket. Durmayacağım toprak. Leyla! 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 Dur! Sakın, sakın bunu yapma. Yaptım bile toprak. Yeter artık. Benim yarı yeteneğimde insanlar almış başını gitmiş. Oğlum da büyüdü zaten. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kararlıyım. Leyla! Toprak bırak! Eğer o işe gidersen, bu zamana kadar kurduğumuz her şeyi yok edersin Leyla. Aramızdaki her şey biter. Karar veremedim ya. Ha bunların hepsi yakışır yani mi? Vallahi size bir şey beğenemediniz. Kolay değil de. Sevduğumun yüzüne bakıp hediye vereceğim da. Ha bunun başka rengi var mı? Şu sarı rengi var. Aynı desen. Adamı yakar, küle çevirir. Bir kümes bile olsa altın saray sandırır. Masada çelebiye döndürür. Artık veda vaktidir. Gidiyorum İstanbul'a. Ya
Ben aslında bitince gösterecektim sana ama... ben böyle bu renk bir duvar nasıl döşenir bilemedim. O yüzden ben istedim ki sen kendin gel gör... kendi evini kendin döşe, kendi evini. Evimize hoş geldin Nazlı Yer. Defne. Günaydın Kalas'cığım. Defne, burada ne yapıyorsun? Hep sen mi benimle uyumaya geleceksin? Bu sefer de ben seninle uyumaya geleyim dedim. Hı? Defne, biz ayrıldık. Yalan. Biz ayrılmadık. Sen benim yöntemimi bana mı satıyorsun? Evet. Sen yaptın, ben niye yapmayayım? O yöntem bu durumda işlemez yalnız. Niye işlemezmiş? Çünkü uzun zamandır kabul etmek istemediğim bir şeyi anladım. Neyi anladın? Özetle senin uslanmaz bir yalancı olduğunu anladım. Hayır yalan, öyle değil. Bak o kadar basit değil. Bir dinlesen. Neyi dinleyeceğim ya? Nesi basit değil? Gayet basit. Sıfır saygı, 1 milyon yalan. Benim böyle biriyle işim olmaz. Bu biz ayrılmadık numaraları falan da işlemez. Biz ayrıldık. Bu iş bitti. Ben sana bunu daha nasıl anlatayım? Sevduğum, ayrılmayalım.